Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spotify'ın nasıl kullanılacağına dair kısa bir programa göz atacağız. Son zamanlarda insanlar oldukça tercih etmeye başladılar Spotify, zira online olarak müzik dinleyebileceğiniz ve bilgisayarınızda program olarak bulunan en iyi uygulamalardan bir tanesi. İlk olarak Spotify'ı direkt tamindir.com/spotify adresinden bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra inen dosyayı doğal olarak kuruyorsunuz ve zaten karşınıza direkt olarak kaydol seçeneği çıkıyor. Kaydınızı tamamlayınca programa giriş yapabiliyorsunuz. Bu kısımda da herhangi bir zaten zorluk yok. Hep tek işlem üzerinden ilerlediği için Spotify sizi yönlendirecektir. Kurduktan sonra gördüğünüz gibi karşınıza bir tane yanda bu menüyü dilerseniz biraz genişleteyim. Evet. Bir tane yan bar çıkacak. Yan barda çeşitli Spotify seçeneklerini görüyorsunuz. Altında o an çalan müziğin albüm kapağını ve şarkının adı ve söyleyenini yine görebiliyorsunuz. Alt kısımlarda oynatma seçenekleri, ses ve normal şarkının oynatma barı da bulunuyor. Şu sağ kısma genellikle reklamlar falan geliyor. Şu an için bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi göz at kısmındayız şu an. İlk olarak karşımıza hemen genel olarak dinleyebileceğimiz en son dinlenenler, en çok dinlenenler gibi yeni olanlar, öne çıkanlar gibi listeler çıkıyor. Ancak pek çok kullanıcı en çok dinlenen listelere direkt geçmek isteyecek, yani şarkılara. Bunu da yapmak için direkt olarak sol kısımdan en çok dinlenen listeler kısmına gelebilirsiniz. Burada iki tane farklı bölme var. Bir albümler, bir parçalar şu anda. Ancak isteyen kullanıcılar bunu da ikinci kısımda parçalar yapabilirler ve mesela Türkiye'deki yerine ikincisini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok dinlenen listelerin sırasını alabilirler. Böylece hem Türkiye'deki kullanıcıların dinledikleri hem de Amerika'daki kullanıcıların dinledikleri müziklere ulaşabilirsiniz. Zaten direkt olarak üstüne geldikten sonra play butonuna bastığınızda şarkıyı oynatıyor. Tabii oynatmayacağım şimdi, videoyu biraz gürültülü yapar. Onun yanında tabii ki sevdiğiniz şarkıları listeleme, ayrı bir liste, yıldızlı listeye alma şansınız da var. Direkt olarak şarkının adına sağ tıklıyorsunuz ve yıldız ekleniyorsunuz. Buna tıkladığınızda direkt olarak zaten burada ben daha önceden yıldızlamıştım bazı şarkıları. Şarkılarınız yıldızlı listeye gelecektir ve bu bütün cihazlarınız arasında, farklı bilgisayarlarınız arasında aynı hesaptan giriş yapmanız şartıyla Spotify hesabından hepsi birbiri arasında senkronize olacaktır. Dolayısıyla istediğiniz kadar şarkıyı tıklayarak yıldız ekleyebilirsiniz. Ya da örneğin şu an çalan Can't Hold Us şarkısından sonra Get Lucky çalsın istiyorsanız sağ tıklayıp sıraya ekle ederseniz direkt olarak bu şarkıdan sonra o çalacaktır. Bir tane daha eklerseniz ondan sonra da o çalacaktır. Bu şekilde gidiyor. Bunun yanında yerel dosyalar var. Şu an için bu bilgisayarda herhangi bir dosya indirmedim. MP3 mevcut değil, ancak MP3'leriniz varsa ve bunları Spotify içerisinden dinlemek istiyorsanız yine buradaki yerel dosyalar menüsünü kullanabilirsiniz. Tabii ki bazı çalma listeleri var. Çalma listelerine üye olursanız direkt olarak bütün listedeki şarkıları hemen kolayca bu kısımdan ulaşılabilir hale getirebilirsiniz. Bu da oldukça kullanışlı olanlar arasında. Özellikle çalma listelerinin ara kısmından örneğin 80'ler, yani 80'ler müzikleri dinlemek istiyorsam hemen basıyorum. Örneğin bir albüm çıktı 80 Smania diye. Ona tıklıyorum. Ve bu albümde yer alan şey, tabii ki sayfa yüklenirse inşallah. Bütün parçalar az sonra karşıma gelecek. Şu an internet bağlantısında biraz sıkıntı var galiba, o yüzden liste gelme ve geldi. Evet, daha sonra bu listeye çalma listesi olarak kaydet dediğiniz zaman direkt olarak bir tane de aynısını geçmişte ya, heh, pardon şurada 80 Smani olarak direkt olarak bu albüm buraya eklendi. Onun dışında tabii ki farklı cihazlarınız varsa iki cihazlarınızı eşleyebilmek için seçenekler cihazlar kısmında yer alıyor. Farklı kullanıcıları eklemişseniz Spotify üyeliklerini veya takip et tuşuna da basıyorsanız arkadaşlarınızı, sanatçıları, tanıdıklarınızı Spotify'a arkadaş olarak kendinizi ekleyebilirsiniz. Bu bakımdan bir sosyal ağ gibi diyebilirim. Bir de radyo seçeneği var. Radyoda farklı istasyonlar yer alıyor. 80'ler, 90'lar veya bir müzik grubunun veya bir müzik türünün radyosunu açabiliyor ve rastgele o müzik türünden karşınıza çıkacak şarkıları seçebiliyorsunuz. Şu an Orhan Gencebay çıktı karşıma örneğin. Onun gibi. Çok fazla detaya girmek istemiyorum o videoda. Zaten müzik dinlemek için gerekli olan bütün seçenekler bu şekilde. İsteyen arkadaşlar Facebook'la Spotify'a bağlanıp arkadaşlarına daha kolay ulaşabilirler. Bu da dosya
ön üstünde yer alıyor. Genel olarak programın kullanımı bu şekilde. Bir sorunuz olursa videonun altından yine yorum bırakarak bizlere aktarabilirsiniz. Başka bir nasıl yapılır videosuna görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.